işler kolay yürümüyor. Özellikle transfer döneminin ilk başlangıç zamanı biraz çekişmeli. Daha sonra belli bir düzen oturdu, transferler gerçekleşir. Ama dediğinize katılıyorum. Ben tabii ki isterim bütün takımımı. Benimle hocam, Adana Spor son yıllarda hep küme düşmeye oynadı. Bu sizin üzerinize bir baskı. Mesela Adana Spor'un yaşadığı gibi hiçbir takım yaşamadı. Adana Spor'un başına gelmiş, hiçbir takım başına gelmedi. En önemli oyuncularında. Şu an temaslı olduğumuz bazı oyuncular var. Yönetimimiz bu anlamda bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içinde. Şu anki tek düşüncemiz bu oyuncuları takımımıza en kısa zamanda dahil edebilmek. Bu geçiş dönemini en iyi şekilde değerlendirebilmek için bütün oyuncularımızla beraber, teknik ekibimizle beraber sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Şimdi kamp döneminin dönüşünde Adana'da bir tesis değişikliği yapacağız. Çatalan tesislerine geçeceğiz. Çok ciddi bir çalışma var orada. Adana Spor'un geleceği adına çok önemli bir çalışma var. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda ciddi bir iş yükü var. 19 tane takım olacak. 4 tane takım ligden düşecek. Bunun yanı sıra Süper Lig'den düşmüş takımlar var. Geçen sene maddi anlamda çok güçlü olan ve 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmış takımlar var. Bunların yanı sıra geçen sene Süper Lig'e çıkamamış çok ciddi takımlar var. Ama tabii bunlar hiçbiri bizim için mazeret sayılamaz. Çünkü ben buraya mazeret üretmeye gelmedim. Mazeret üretmek dünyanın en kolay işi. Şu an benim buradaki tek amacım Adana Spor'un başarısı için gereken çalışmayı göstermek. Lig içinde oyunsal anlamda Adana Spor'a yakışan, Adana Spor camiasına yakışan, sahada ne yaptığını bilen, planlı, organize ve oynadığı oyunu rakibe kabul ettirebilen bir Adana Spor göreceksiniz. Bunun sözünü verebilirim. Yani hiçbir takım bizden daha az efor sarf ederek, bizden daha aşağıda bir oyun planıyla kolay kolay bize galip gelemeyecektir. Ama biz hedef olarak eğer soruyorsanız, oynadığımız her maçta 3 puana talip bir Adana Spor olarak oynayacağız. Bizim hedefimiz bu. Bu doğrultuda da maç stratejisi, oyuncu tercihi, elimizdeki oyuncuları maksimum verimle kullanabilme becerisi. İşin bu tarafına yoğunlaşacağız. Ama dediğim gibi Adana Spor'un ve Adana Sporluların özlediği bir takım sahada olacak. Bu anlamda bunu söyleyebilirim size. İşin diğer tarafıyla ilgili de eksik mevkilerimiz tabii ki var. Giden oyuncularımız oldu. Onların yerini de doldurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Şu an burada isim veremem. Ancak şundan emin olabilirsiniz. O konuda bir yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Değerlendirirken sadece transfer ve spor başarılarını değerlendirmiyoruz. Sağ olsun çünkü çok güzel. Adana Spor'u etkilemiştir. Şimdi ben profesyonel anlamda 2007 yılında başladım antrenmanda. Teknik direktörle ilk başladığım takım İstanbul Spor. İstanbul Spor'da ilk... Hocam?